Arkadaşlar, hepinizin bildiği, hepinizin takip ettiği üzere, içinde çalışmalara katıldığınız üzere, Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye kuzeybatısında, Afrin bölgesinde, PKK, PCK, YPG, PYD ve DAEŞ, önemli DAEŞ, mensubu teröristlere israr getirmek ve dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başlıyoruz. Harekat yine çalışmalardan bildiğiniz üzere ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadele yönelik özel kararlar ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve fakat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edecektir. Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç, gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Milletimiz ne zaman ihtiyaç duyduysa, efendim, Peygamber Hoca olarak adlandırılan silahlı kuvvetlerimiz, kahraman silahlı kuvvetleri mensupları, ordumuz yani sizler daima göreve hazır oldunuz ve binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın ister kara vatan ister mavi vatanda efendim, özgürce dalgalanması için gerektiği zaman göğsünü siper ettiniz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Ben unutmadan ve peşinen bu vesileyle vatanımız için, milletimiz için, silahlı kuvvetlerimizin vazifesini icra için, cumhuriyet için, vazife için şehit olan tüm silah arkadaşlarımızı, güvenlik mensuplarımızı, korucularımızı saygıyla, minnetle, şükranla, rahmetle anıyorum. Tabii şu anda bile bazı yaralılarımız var, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarım, sizlerin şanlı tarihimizden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağına inancım tamdır, inancımız tamdır. Buradaki komutanlarınızla beraber. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun.